Efendim şimdi geldi özel haberimize sıra. Gerçekten içinizi ısıtacak bir haber bu. Her gazeteci için de özlenen bir an aslında. Çünkü yıl 1952. Türk askerleri Kore'de. Orada küçük bir kız çocuğu Türk askerlerine sığınır. 9 yaşındaki Minja. Ve orada çoğu vefat etmişti bir askerlerin bir Türk askeri Behçet Akbin. Bu küçük çocuğu giydirir, kuşatır, onunla oyunlar oynar. İşte 61 yıl sonra Minca ile Behçet Akbin Sultanahmet'te bir araya geldiler. O kadar insani bir buluşma ki ve birbirlerine güzel hediyeler aldılar, sohbet ettiler. Gelin savaşın, yıkımın, ölümün arasında insanlığı, vefayı ve dostluğu büyüten o iki insanın o muhteşem buluşmasına gidelim şimdi. Yıl 1950. İki Kore arasında kıyasıya bir savaş patlar. BM Güvenlik Konseyi Güney Kore'ye destek kararı alır ve Türkiye 5000 kişilik bir tugayını Ekim ayında bu topraklara yollar. Hiç tanımadığı, hiç görmediği çekik gözlülerin ülkesinde göğüs göğüse bir çarpışmaya girer Mehmetçik. Ortalık toz duman, kan ve gözyaşıdır. İşte o an Güney Koreli bir kız çocuğu çığlık çığlığa ağlamaktadır. İşte o Koreli kız İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaydı bu hafta. Bir tarafta iki madalyalı Kore gazisi Behçet Akbin, diğer yanda Güney Koreli Min Jae Cho. 61 yıl sonra buluşuyorlardı. Çok heyecanlıydılar. Savaş yıllarının dostuydu onlar. Kore'de 3 milyon kişinin öldüğü cehennemde kesişmişti yolları. Behçet Akbin elinde çiçeği, yanında eşi, çocukları, torunlarıyla gelmişti buluşmaya. Kore'deki silah arkadaşı Yaşar Viçe de yemini getirmişti küçük Minca'ya. This is a souvenir for you. Ateş idare çavuşu Behçet, ailesini kaybeden 9 yaşındaki çaresiz kız Minca ile cephede tanışmıştı. Araziden gidiyor, geri çekiliyoruz. Biz yollar çok sıkışık, sivil halkı yola almıyor. Arazinin çekimi, perişan bir vaziyette, akşam oluyor. Biraz sonra yüzbaşı kucağında bir çocuk geldi. Ya çocuklar bir çocuk buldum dedi. Bana bir yardım edin dedi. Hemen koştular arkadaşlar. Çabuk dedi bunu bir yıkayın. Bir eşantman dikin dedi. Battan eleman güzel Amerikan battanı. Onlar da bir eşantman diktiler. Yıkadılar, yatırdılar benim yanımda. Ben de yemek de yedi. Böyle atışın kenarında oturuyoruz. Böyle kız böyle titriyor, benim yanımda oturuyor. Savaşın orta yerinde gelen misafire isim koymak gerekiyordu. Şimdi adını da bilmiyoruz. Ona sorduk, sonra anlayamadık. Zor adlar onlar. Adını biz Seul koyduk. Seul. Seul. Epey zaman bizimle kaldı. Türkçe öğrendi. Savaş demek yıkım, ölüm demekti. Ama o sırada tek karaya sığan insani bir dokunuş ölümsüzleşti. 86 yaşındaki Behçet amca buluşmada kocaman ağanın o minicik belgesini arıyordu. Pul bu pul. Pula basıldı bu kız. O yüzbaşının kucağına. Türkiye Cumhuriyeti postaları Minca'nın fotoğrafını hatıra pulu olarak bastırmıştı. İşte posta pulundaki o kız hayatını borçlu olduğu askerlerin ülkesine 70 yaşında ayak basıyor. Bu sen bu. Türkiye'de postaya verilen onlarca mektuba insan sureti olarak konuk olan o masum kız kamptaki 8. ayında bir mucizeyle ailesine kavuşmuştu. Bir gezmeye gitti bu kız Seul'a bizim yüzbaşıyla beraber. Enteresan bir şey oldu bu akşam dedi. Bugün dedi ne oldu? Gidecek kızı da götürdük dedi. Mahalleyi tanıdı dedi. Bizim mahalle burası. Bizim mahalle burası. O tarafa dön, bu tarafa dön. Ha bizim ev dedi. Yürük eve dedi. Ev dedi harap olmuştu.
Türk subayla şehre gittiğinde evini bulmuş, yıkık duvara "Ben Türk askerlerinin yanındayım" notunu yazmıştı. Anne babası gelip almıştı Seyrulu. Yıllar geçti, o büyüdü, anne oldu. Şimdi Amerika'da oğlunun yanında. Oğlu ta John tam bir Türkiye dostu. Türkiye'nin futbol maçlarını kaçırmıyorum. Her karşılaşmada Türkiye'yi destekliyorum. Annem sizler sayesinde hayatta kaldı. Türkiye'ye çok şey borçluyuz. Kampta öğrendiği Türkçe ile o savaş döneminde Kore askerleriyle Mehmetçik arasında tercümanlık yapabilen Ninja, şimdi maalesef tek kelime Türkçe hatırlamıyor. Ben Ninja. 2002'deki Dünya Kupası maçlarının hiçbirini kaçırmadım. Bir elimde Türk bayrağı, diğerinde Kore bayrağı, hep size destek oldum. Şimdi oğlumu da Türkiye'ye getirdim. Sizleri görüp tanısın, kültürünüzü öğrensin, bizi kurtaran ülkeyi görsün diye. Evlatlarının yardımıyla 61 yıl sonra buluşan ve hasretle kucaklaşan bu iki insan ancak tercüman aracılığıyla anlaşabildi. Nasıl anlatayım onu ya? Gel. Üzülme Behçet amca. Bu duyguyu anlatmak için aynı dili konuşmak şart değil ki. Zaten siz yüreğinizle, gözlerinizdeki yaşlarla savaşa inat çok şey anlattınız. Sevgiyi, dostluğu, vefayı ve insanlığı.